Gökalp İçer'le birlikteyiz her zaman olduğu gibi. Bitcoin'de neler oluyor? Neden düştü abi? Neden düştü? Çünkü Amerika'da CFTC diye bir regülatör var ya bu future'ları, yani işin türev kısmını regüle eden. Bu beyefendiler dedi ki future işlemleri yapılıyor Bitcoin'de. Biz bunu da bir commodity gibi aslında yorumladık ama bir takasa konu, fiziki teslimata konu bir ürün değil. Normalde future kontrat alıp satarken bu future kontratı ilgili vadede teslim etmek üzere alırsın. Buna benzer bir şekilde de diyorlar ki yahu 28 günde bunun el değiştirmesi lazım settlement'ın ardından. Takasın gerçekleşmesi lazım diyorlar. Ama Bitcoin'de bu yapılamaz diyor. Bu yapılamıyorsa da o zaman biz bunu bir gözden geçirelim. Tadında bir rehberlik içeren bir basın duyurusu yayınladı CFTC ayın 25'inde. Bunun ardından Amerika'daki en büyük borsalardan bir tanesi Coinbase margin trading yaptırmaya izin veriyor bu abiler de. Yani kaldıraçlı işlem. Kaldıraçlı işleme izin veriyorlar, evet. Dolayısıyla dediler ki bir dakika, CFTC böyle diyorsa biz tepemize Demokles'in kılıcı uçsun istemiyoruz. Dolayısıyla biz bunu durduruyoruz işlem dediler. Durdururken de teknik terim olarak close on deriz biz. Yani sadece kapatabilirsin işlemi ama yeni işlem açamazsın. O şekilde yaptılar. Dolayısıyla açık emrin falan varsa kontrolün pat küt onlar uçtu. Yani örnek veriyorum, Bitcoin'de shorttun ve Bitcoin giderse diye de emir koymuştun. Onlar uçtu, short kaldın falan. Dolayısıyla bunların hepsi likide edildi. Pozisyonlar kapatıldı. O pozisyonlar kapatılırken de tabii iki tane hareket var. Bir tanesi oradaki pozisyonların kapatılması, bir. İki, bir dakika ne oluyor deyip tetere dönme çabası. İnsanların ya da dolara dönme çabası. Genel olarak Bitcoin long pozisyonlarına, yani Bitcoin alış pozisyonlarında Bitcoin tutanların karlarını realize etmesine yol açtı. Karlarını realize ettiklerinden sonra da geldiğimiz yer ne? 16.500. 3.000 değil. 16.500'e geldi. Orada da duruyor gibi şu an. Yani 16.900 17.000 seviyeleri arasında gidip geliyor. Teknik olarak yorumlarsam da böyle büyük hareketlerde, yani 11.000'den başlayan 19.000'e kadar giden güzel rally, neyse adı bunun, hareketlerde zaten bir kar realizasyonu ve bir geri çekilme bekleriz. Bunun orantısal bakılan pencereleri de var. İşte Fibonacci'nin oranları var. 23.8, 38.2, 150 gibisinden. Bunun %50'si 15.000'lere falan denk geliyor zannediyorum. 15.500'lere falan denk geliyor. Oralara kadar geri çekilme çok beklemem ben. 38.2'nin biraz altına geri çekildikten sonra da hafif hafif alım gelmesini beklerim. Bu da şu anki seviyeler ve bunun biraz bir 300-500 dolar daha altı anlamına geliyor. Yani 16.500, 16.900 seviyelerinden ufak ufak alım gelebilir. Biraz daha aşağıya spike atarsa da oralardan da almayı düşünebilirler. Şöyle bir şey yapılabilir bu ortamda. Kademeli alımlar yapılabilir değil mi? Mesela 16.000'de alırsın. Biraz daha düşerse alırsın. Biraz daha düşerse alırsın. Yani paranın tamamıyla belki almazsın ama kademeli alımlar gerçekleştirilebilir. Diğer taraftan yükselişte de aynı şeyi yapabilirsiniz. Mesela 16.000'de aldınız, yükselmeye başladı. 17.000'de biraz daha alırsınız, 18'de biraz daha alırsınız gibi. Peki niye 2017 ile kıyaslamaya başladı millet? Ya sadece Türkiye'de değil bu arada, dünyada da öyle. Fiyat oraya geldi. Kripto community dediğimiz bizim gibi bu işin içerisinde olan, alıp satan, trade eden ya da işte bir işin business'ının bir ucundan tutan ekip. Bir de bu arada şu an hani izleyenler arasında alıp satanlar varsa onları da bu ekibe katıyorum yani. Bir de bu işi hep böyle muhalif duran, hiç girmemiş, mekaniğini de çok anlamayan açıkçası bir taraftan bir ekip var. Aslında büyük çığırtkanlık yapanlar onlar. Yani işin içerisinde olmayanlar. Ya acaba bu bir bubble mı? Balon mu falan? Değil abi, balon değil. Yani bunu geçen sefer de söyledik, bir öncekinde söyledik. Hem fiyat davranışı olarak hem yatırımcı davranışı olarak 2017'dekinden bambaşka bir yerde şu an Bitcoin. Yani 2017'de bakıyorum ben, 2011'den alıyorum şeyi, grafiği. Hoppa, 2013-2017'ye kadar 1000 dolarla tepede aşağıda 300 dolar arasında bayağı yatay seyretmiş aslında Bitcoin. Bir hareket yok. 2017'de bir 3000 doları görüyor. Sonra Ağustos-Eylül gibi bir başlıyor 3800-3600 dolardan. Pat 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 19.500 dolara kadar gidiyor. 3 ay, 6 yıl yattı, 3 ayda hareket yaptı. Tamam, şimdi bu hareketi elbette balon diye okuyabilirsin sen ama 2017'den düştü. Arada pandemi geldi, birkaç tane kriz geldi, Fed normalleşmeye çalışıyordu. Avrupa bölgesinde enflasyon üretiliyordu sanki. Hani piyasa normalleşiyordu, öyle değil mi? Doğru. Yani doğru. Bütün ülkeler, yani İngiltere'sinden Almanya'sı Amerika'sına kadar hepsi. Piyasa buraya doğru gidiyor, pandemi geldi, bir sürü şey. Bu arada da 2018-2019'ları falan düşünelim. Bitcoin tepede 14.000, aşağıda 8.000 dolar gibi geniş bir bantta kısmen volatil hareket etti. Ama bu 3.000 dolar değildi. 3.000 doları o zaman gördü. Orada birkaç ay kaldı, sonra tekrar çıktı. Şu anda bulunduğumuz yerle 2017'deki yer arasında bayağı bir fark var. Bir taraftan da 2017'deki durumu hatırlayalım. Bitcoin o zaman görece hesap açmanızın çok zor olduğu, erişemediğiniz borsalarda alım satılıyordu. Amerika'da ya da işte global ortamda, Türkiye'de çok az vardı. Şu an çok kolay alım satılıyor. Şu anda piyasa katılımcıları, participants diyoruz ya, piyasa katılımcıları çok fazla ve bunların arasında hem institutional, corporate ve regülatör anlamında da çok fazla insan
katılıyor. Yani bugün biz kimi konuşuyoruz? JP Morgan, Goldman Sachs diyoruz. Yani düsturlu adını ağzına alırsınız bu adamların. Öyle öyledir gerçekten. Fidelity Investment falan diyoruz. Normalde videoları bizim şöyle yapmamız lazım abi. Abi JP Morgan, Goldman Sachs, Fidelity bu işe girmiş. Okey tamam kapatalım. İyi yayınlar. Bitti. Böyle olması lazım. Bu adamlar gerçekten çok büyükler. Eğer onlar işte Fed, BIS bu işin içerisine giriyorsa ki var. New York Fed'in işte bir Ekim sonunda çıkan bir araştırması vardı. Tekrar bir yerde daha publish etmişler. İkinci publish'te dikkatimi çekti. Belki biraz ondan da konuşuruz. Yani CBDC'lerin, Merkez Bankası dijital para birimlerinin aslında faydalarından da bahsediyor. New York Fed. Hmm. Tekrar ediyorum. New York Fed. Birçok katılımcı ve sadece ya benim 100 bin liram, 10 bin liram var. Hadi ben Bitcoin alan katılımcısı değil. Yani fon kurmuş adam Grayscale. 440 bin tane Bitcoin'i var. JP Morgan düşünüyor. İşte gene bir tane Almanya'da OneX diye bir şirket. Exchange Traded Note çıkartmak istiyor. Yani fonu geçti adam artık. Bir debt security çıkartmaya çalışıyor Bitcoin üzerinde. Bunların hepsi yani piyasa katılımcıları artıyor ve başka bir yere gidiyor piyasa. Zaten bu 100 bin, 250 bin hani biz fantastik diyoruz ya 318 bin falan analizlerin hepsinin altında ki ana rasyonel ve mantık piyasa katılımcılarının institutional ya da işte tüccar, tacir, corporate katılımcıların kurumsal katılımcıların daha fazla oyuna girecek olması aslında. Peki açık pozisyonlar açısından baktığın zaman bir çoğalma var mı? Bambaşka bir yerdeyiz abi. Bambaşka. Şimdi o da çünkü bir gösterge. Var. Şimdi normalde birkaç iş var. Mesela Coinbase dediğimiz borsa dedi ki ben artık margin trade etmiyorum ama margin trade eden, leverage trade eden ya da future trade ettiren başka yerlerde var. Kim? Bunlardan bir tanesi CME. Yani Chicago Mercantile Exchange ya da The ICE, Intercontinental Exchange. The ICE kim? New York Stock Exchange'in sahibi. Eurex'in sahibi. Çok büyük. Şimdi burada zaten future trade edebiliyorsun sen. Ve future trade edebildiğinde de biz 2017'de neredeydik? 2017 aralığında o bubble dediğimiz yerde 1300 tane Bitcoin trade ediliyormuş. 1300 Bitcoin. 1300 Bitcoin evet. 1300 tane Bitcoin trade ediliyormuş. Yani düşünsene. Bunu 5'e böl işte 250-300 tane falan kontrat trade ediliyor yıl kapanışında. Çok az aslında yani. Şu an 60 bin Bitcoin trade ediyor. 60 bin. Açık kontrat sayısı 60 bin. 60 bin Bitcoin ne demek? Bugünkü fiyatla çarparsam 1.1 milyar dolar. 1.80 milyon dolar civarında bir para diyor. 1 milyar dolardan bahsediyorum. 2017 neymiş? 24 milyon dolarmış. Elbette ben bu grafiğe baktığımda diyorum ki abi bir saniye. CME'de bu kadar açık kontrat var. İnsanlar buraya geliyor artık. Bunu trade ediyorlar. Bunu trade eden kim? Senin benim gibi adamlar bir. İki, institutionlar. Institution bunu nasıl trade ediyor? Örnek veriyorum işte Grayscale veya işte ABC her kimse. Yani ya future trade ediyor adam. Bunu alıyor. İkincisi de GPM Gold. Onlar daha oyuna girmedi bu arada. Gireceğiz. Bakıyoruz. GPM coin çıkacak falan. Daha girmediler yani. Goldman birazcık daha bu Circle üstünden USDC ticaretinden dolayı birazcık daha oyunun içinde de GP daha tam girmedi. Ama konuşuyorlar. Elbette konuşuyorlar. Adam. Bolt bolt konuşuyorlar hem de yani. Hem o hem Morgan Stanley hepsi. Bunlar bunu konuşuyorken geçen hafta BlackRock'a konuştuk burada. Doğru. BlackRock'ın da kendi açıklamaları var. İşte güzelleme yapıyor. Diyor ki bakın dijital paralar aslında şunu yapar bunu yapar. Bir sürü şey söylemiş yani BlackRock. Şimdi biz bu noktadayken şunu düşünüyorum ben. Evet bu adamların bir kısmı gelecek ve kendi hedge'lerini çünkü açık pozisyon bırakmaması lazım adamın. Yani 1000 tane müşterisi var. Ve bu 1000 müşterisinde kalkıp Bitcoin aldı. Tamam dayanak varlığı Bitcoin olan future kontrat aldı. Yapacağı 2 tane iş var. Ya alacak bunu komple oraya yansıtacak. Ya da bunu alacak GPM'in kendi müşterileri. Bir şekilde netleşecek. Exposure'un bir kısmını, riskin bir kısmını kalkıp CME'ye ya da benzer bir yere atacak. Ama bu her şekilde şu değil. GPM buradan oyundan çekiliyor. Goldman oyundan çekiliyor. Fed oyundan çekiliyor demiyoruz ki. Bunlar katılıyor. Katıldığı için de zaten bu açık kontratlar artacak diyoruz. Dolayısıyla da bir iman meselesi değil. Bu bir sayısal mesele. Bu bir kantitatif mesele. Yani aynen biz buna öyle baktığımızda da şunu okuyoruz. Buraya baktığımızda. Evet diyoruz bu rakamlar yükseliyor. Bu adamlar oyuna girecek. Market katılımcıları daha fazla arttığında daha fazla ürün trade edilecek. Türev ürünler artacak. Evet büyük borsalar var bunu yapan işte Deribit'i şusu bu sufa. Ama Goldman bir opsiyon çıkarttığında buna bakarlar yani ve alıp satarlar. Öyle değil mi? GPM bunu yaparsa alıp satarlar. Bunu söylemeye çalışıyoruz aslında. Buraya gittiğinde de iş bir opsiyon satıyorsa bu opsiyonu hedgeleyecek bu adam. Yani şimdi, Bitcoin isteyecek, alacak, Bitcoin talep isteyecek. Edecek. Tabii yani şu olmayacak. Yani fikir... Talep artacak, arz sabit kalacak onu söylüyoruz. Evet yani. Piyasanın en basit denge dengesinden bahsediyoruz. Yani piyasa katılımcıları artacak. Piyasa katılımcıların artması demek daha fazla Bitcoin talebi demek. Eğer biz halving sonrasında Bitcoin üretilen yeni Bitcoin üretilme sayıları daha da azaldıysa daha fazla talep daha az kaynak. Bitcoin'in şu anda tümünün çıkarılması beklenen yıl ne? Kabaca 2140-2145 falan. Dolayısıyla bu takvimde Bitcoin'in çıkarılması yani arzı daha da düşecek ve daha fazla katılımcı var. Zaten bu sebeplerle, bu sahiplerle biz pozitifiz, başkaları da pozitif abi. Peki şunu soracağım sana. Buyurun. 16 bin dolar teknik olarak gelebileceği noktalardan birisi görünüyor. Peki başladığı noktaya geri dönebilir mi?
3000 doları kastetmiyorum burada. Hı-hı. 3000 dolar bence de 318 bin dolar kadar uçuk bir rakam bu evet. koşullar içerisinde. Hatta 318 bin dolar daha gerçekçi geliyor bana bir nedenden dolayı. Hı-hı. Onları ayrıntılı olarak konuşuruz. 9600, 9700 ya da 10 bin dolar seviyelerine geri çekilme ihtimali var mı? Sen katılmasan da geri çekilirse buradan çok uzun kalır mı mesela orada? Abi bu sorunun cevabını ben izleyicilere bırakıyorum ama şunu ekleyeceğim. Topu hemen taca atmıyorum. Geçen hafta aynısını sormuştun gene. 10 bin dolara düşer mi? Ben de abi ben 10 bin dolara düşmesine büyük bir olasılık atfetmem. Çok majör bir hareket olması lazım bunun için. Hmm. Regülatif anlamda demiştim. CFTC'nin bu yayınlaması öyle evet kısmen majör ama inanılmaz 10 bine düşürecek kadar da sarkastik bir hareket değil. Ama 10 bin dolara düşme ihtimaline %0 mı olasılık atfediyorsun Gökalp? Hayır değil. Elbette ufak tefek bir şeyler atfediyorum. Ama oraya düşerse kaç gün orada kalır, nasıl oradan yükselirin cevabını izleyiciye bırakıyorum. Çünkü izleyici şu an her yerde Bitcoin görüyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Herkes. Dolayısıyla 20 bin dolar olan bir şeyin fiyatını 10 bin dolarda görürlerse ne yaparlarsa Bitcoin o kadar kalır orada. Bunun cevabı bu. Yani düşünsene senin videolarında da sen hep ha bir gram altından bahsediyorsun. Ve biliyorlar şimdi 500 bin tane takipçin olmuş. Tebrikler tekrar. Teşekkür ederim. Takipçimiz. Sen de bu kanalın bir parçasısın. Eyvallah abi sağ olasın. Şimdi düşünsene ve o insanlar bayağı dedike yani ben takip ediyorum 200-300 bin, 350 bin, 400 bin izlenmen oldu yani maşallah. Eyvallah, eyvallah. Ve orada düşünsene abi 500 TL dediğin şey çat yarın 250 TL olsa alır herkes abi. Demem o ki yani alma hırsı ve alma güdüsü biraz farklı olur. 10 bin dolardaki de biraz öyle. Düşün yani şu an eminim ben Bitcoin short olan da ister istemez short olan yani Bitcoin'de açık pozisyonda yakalanmış insanlar ya da kurumlar da olabilir. Dolarda nasıl oldu? 8.40'tan 7.70'e gitti bir sürü bahaneyle. 7.70'e gitti ama orada duramadı. Neden? Çünkü adamın dolar borcu var. Adam 8'den 7.90'dan 8.20'den bir şekilde short'ta kalmış ve borçlanmış birilerine. 7.70'den görünce bakmıyor faiz falan. Yapıştırıyor oradan direkt yani. Tabii. Bir sürü kurumsal bakıyoruz, flow'ları okuyoruz biz de. Ben orada görüyorum yani retail almıyor örnek veriyorum ama corporate'lar 7.70, 7.80'den, 7.90'dan falan dolar longlamış. Neden? Adam borcu var çünkü. Kapatmaya çalışıyor döviz açık pozisyonunu. Aynısı kriptoda da olabilir. Oralara giderse orada kalmaz diye yorumluyorum. Facebook Libra'yı çıkartıyor abi. Abi Facebook Libra'yı aslında çıkartacaktı. Bir stable coin projesiydi bu. Bir de bu itibari paraları, doları, euroyu, frankı vesaire falan filan bir sepette toplayarak bir dolar endeksi gibi düşün. Dolar endeksi var ya işte %57.6'sı Euro'dan oluşan. Geri kalanları da işte Frank'ından tut da diğerlerinden oluşan bir sepet kur. Onun gibi bir para birimi dizayn etmişlerdi bir sepet. Ve bu da diğerlerine sabit olacaktı diğer ürünlere. Ama buna bayağı bir başta Fransa sonra diğerleri yok hayır yapamazsın bayağı bir net blok gösterdiler. Sonra Facebook bir süre durdu. Şu an Finma İsviçre'deki regülatörden dolara endeksli bir para çıkartmaya çalışıyor. Bu olursa dolara endeksli bir para çıkartırsa o halde biz bunu şöyle okuyor olacağız. Dolar endeksi çıkartıyorsa bu adamlar euro endeksi, franka, ıvra kıvra yani majör para birimlerinin sterlin endeksi de çıkartabilir. Bir. İki. Bunların arasında bir currency exchange olacak. Dolayısıyla aslında Facebook da bir borsa gibi davranacak kendi içerisinde. Bunları koyuyorsa bir süre sonra Facebook'un içerisine de Bitcoin alıp satabilecekleri ya da diğer kripto paraları alıp satabilecekleri bir seçenek sunabilir Facebook. Böyle bir bilgi bende yok şu an. Düşünüyorum. Facebook olsam ben bunu yapardım diye düşünüyorum. Nasıl PayPal yaptı. Eğer Facebook böyle bir şey yaparsa Facebook'un kullanıcı sayısı 1.3 milyar mı? 1.5 milyar mı? Korkunç. Korkunç. Bir de Instagram'ı da işin içine katmak lazım tabii. Ödeme sistemleri anlamındaki bir çözüme, bir derde çözüm olduğu için kripto paralar ya da dijital varlıklar. O yüzden bu şekilde kurumsal şirketler tarafından da çözüm enstrümanı olarak diyelim sunuluyor açıkçası. Çok merak edilen bir şey Libra'ya yatırım yapılır mı? Abi yapılmaz çünkü o bir şeye eşit olacak. Yani dolara yatırım yapmak gibi bir şey yani. Libra eşittir dolar. Örnek veriyorum. Libra dolar eşittir dolar. Yani Libra'nın kendisi olmayacak. Bir stable coin çıkartıyor. Bir sabit coin çıkartıyor aslında. Dolar eşit olacağı için işte dolara yatırım yapmaktan pek farklı değil. Libra'ya yatırım yapılır mı bilmiyorum ama Facebook'a yatırım yapılabilir belki. Senedi olarak. Evet aynen. Peki Libra diğer kriptoları etkiler mi? Diğer kriptolara erişim kolaylaşacak. Belki eğer Facebook bunu yaparsa. Diğer kriptolara erişim kolaylaşırsa da talebi arttıracak. Talebi arttıracak. Böyle olur. Aynı işte GPM'deki şey hikaye neyse o veya PayPal'daki hikaye neyse o yani. Hani... Yani Bitcoin'i tetikleyebilir Libra'da. Kripto paraların birçoğunu tetikleyebilir evet. Peki Ether'de durum ne? Ether'de durum ne? 2.0'ı soruyorum. Ether 2.0'da geçtiğimiz hafta hatırlıyor musun? Ben sana sorayım ne kadar stake edilen. Hadi biraz sınava tutayım abi seni. Hatırlıyorum tabii. 154 bin. 154 bin. Bir önceki haftayı da söyleyeyim. Neymiş? 34 bin. Değil 62 bin. Olmadı.
Biliyordum da ben seni denemek için. Yani. Değil. 62 bin. 62 bin. 154 bindi geçen hafta da üstad. Eyvallah. Ve geçen hafta şunu demiştik. Bu 62 idi, 154. Ya bu sanki böyle hafif bir logaritmik gidiyor ve bakıyoruz insanlar da şunu konuşmaya başladı. Büyük abiler son dönemi bekliyorlar aslında stake edecek eterleri oraya park etmek için. Onlar geldi. Şu an 801 bin. 100... Bir haftada 150 binden 800 bin. Aynen. Evet. Çok ciddi bir rakam bu ya. Evet. 801 bin eter stake edilmiş. Zaten 524 bin gerekiyordu. 801 bin eter şu demek. 1 milyonun biraz altında. Kabaca bu insanlar bunu stake ederek yıllık %17,5 faiz diyelim ya da getiri her neyse bir şey kazanacaklar. Stake'in zaten stake'in mantığını stake proof of work konsensusundan proof of stake'e geçiyor ve tuttuğun kadar katılıyorsun. Tuttukça da bu bir ödül kazanıyorsun. O ödülün de şu an 1 milyonun altında biraz. Yani 800 bin dedik ya. 1 milyonun altında. Kabaca %17,5 civarında bir getirisi var. En tepede 10 milyonlara kadar çıkarsa bu stake'de Ether'in kendi ekonomisi geride %6'nın biraz altında, %5'in biraz üstünde falan bir yıllık bir getirisi olacak. Yani şu an dolar faizi kaç? 1 mi? Yarım mı? Çok düşük. Şimdi sen onları anlatırken o geldi aklıma zaten. Yani evet. Bu dolara %17 faiz almak gibi bir şey aslında. Yani evet. Hani... Çünkü dolarına gittin, Ether aldın. Ether'i yatırdın, %17 faiz mi alıyorsun? Daha önce korkunç bir rakam. Bunu burada konuşmuştuk. Bir süre sonra biz kendi borsamızda şey izin vereceğiz. Ether'in stake edilmesine, küçük porsiyonlarda da olsa Ether'in stake edilmesine izin vereceğiz. Birkaç tane ufak tefek bir onay süreci geçirecek yatırımcı. Hı-hı. Onun öncesinde gerçekten onay verdiğinden emin olmamız için bizim. Sonrasında buna izin vereceğiz. Peki Aralık'ta geçecek mi şimdi 2-0'a? Bu onu mu gösteriyor? Geçecek gibi görünüyor. Faz 0 şu an güzel ilerliyor, evet. Hı-hı. Beklentimiz gerçekleşiyor. Bu beklenti gerçekleştiği zaman Ether'e bir katkısı olur mu fiyat olacak olarak? Tabii olacak zaten. Şu an Ether kısmen tutulması... Ayrıştı mı Bitcoin'den? Ha, ayrışmadı henüz ama ayrışmasını ben bekliyorum. Açıkçası bunun için önce Bitcoin'in biraz toparlanması lazım. Sonra Ether'deki hareket porsiyonlarının daha yüksek olması beklenebilir. Şu an değil ama yani. Şu an böyle hani Bitcoin yerinde sayıyorken Ether'in çat çat 540-560 tekrar 600 gördü çünkü. Tekrar 600 dolar seviyesine gitmesini bugün beklemiyorum. Ama Bitcoin'deki hareketle paralel bir hareket başlayabilir. Bitcoin 2 increment gidiyorken o 2,5-3 increment gidebilir. New York Fed'le de bitirelim abi. Tabii ki. New York Fed diyor ki dijital paralara talep ve bu paraların adaptasyonu pandemi sürecinde daha fazla arttı. Tüccarlar ve ödeme sistemi sağlayıcıları şu an daha iyi bir mal ve hizmet sunmak için çok fazla veri biriktiriyor. Kullanıcı verisi biriktiriyor. Ve kullanıcı verilerini biriktirerek de evet daha iyi bir mal ve hizmet sunuyorlar ama bunu kendi yararlarına da kullanıyorlar. Ve bu bir süre sonra öyle bir sarmal haline gelebilir ki piyasada bir monopol ve bir tekelleşme olabilir diyor. Bundan ayrışmanın yollarından bir tanesi de ne? Cash transaction. Yani ben nakit gittim, ayakkabı aldım. Bir yerlerden almadım. .com sitelerinden, e-ticaret sitelerinden. Gittin nakit aldın. New York Fed'in bir tanesi New York Fed'de çalışıyor. Bir tanesi de California Üniversitesi'nde çalışıyor. Bu iki beyefendi. Bunlar da diyor ki ya bu nakitin dijital olanı eğer farklı bir şekilde kodlanabilirse bu mahremiyeti buna verebilir. Eğer bu mahremiyeti buna verirse bu veri toplama işi sanki birazcık daha sallantı haline gelir ve piyasadaki monopolleşmenin, tekelleşmenin de önüne geçebiliriz. Bak yaptıkları çıkarıma bak. Bu aslında bir CBDC güzellemesi değil adamların yaptığı. Zaten makalede bunu söylüyor. Diyor ki biz bunu bu niyetle yapmadık diyor. Ama araştırıyor işte insanlar. Hani dedik ya 4-5 paragraf önce videonun başlarında. Bu bir iman meselesi değil. Sayısal mesele. New York Fed işte New York Fed bunu araştırıyor. BIS'te hatırlarsın Fed'ini, ECB'sini, BOE'sini hepsini çağırıp gelin şu dizimin dibine bir oturun bakın ben anlatayım şu konuyu bir konuşalım dedikleri hikaye zaten buydu. Aynen. Evet. İşte iş giderek regüle ediliyor ve büyüyor bence. Herkes bu işi artık kabullenmiş durumda. Benzer bir yolda şeyde vardı üstad. Benzer bir çağrıda. Güneydoğu Asya ülkelerin bir ASEAN diye bir oluşumları var. Ne var içlerinde? İşte Endonezya, Tayland, Singapur, Malezya, Filipinler, Vietnam, Brunei, Kamboçya, Laos. Tam yeri yani. Diyorlar ki Çin. Çin bunlara bir çağrıda bulunuyor. Ya diyor biz bir dijital ipek yolu yapalım. Hep birlikte. Bu şekildeki haberler içinin işte, boş olmadığını gösteriyor. İçinin boş olmadığını gösteriyor. Bunun bir iman olmadığını tabii gösteriyor. Tabii piyasayı destekliyor falan. Yani öyle safsat olmadığını gösteriyor daha doğrusu. Öyle diyelim evet aynen. Yani bu işler öyle boş işler değil. Önümüzdeki günlerde de bu iş büyümeye devam edecek. Nokta. Özellikle bir şeyin altını çizerek de videoyu tamamlayalım. Altının son noktasına bakıyorsunuz. 535'ten 460'a geldi çok düştü. Altın 250 liradan buraya geldi onu unutuyorsunuz. Uzun vadeli yatırım yapan, o seviyeden alan en azından parasını korudu. Bırak para kazanmayı, parasını korudu. Ya da aynı şeyi dolarda görüyoruz. 3 liradan gelmiş 8 liraya ve dolar çok düştü. 7.95 oldu falan diyorsunuz. Komik arkadaşlar.
İkincisi siz trader değilsiniz. Yapacağınız iş traderlığa soyunmamak, mümkün olduğunca uzun vadeli olaylara bakmak. Keza aynı şeyi Bitcoin'de de görüyorum. İşte 19 bin dolardan 16 bin dolara düştü. Gördüğünüz mü balon patladı ya. Yapmayın gözünü seveyim. 9 bin dolardan geldi buraya ya. Buraya geleceğini de her programda üstelik son derecede itidalli bir şekilde tabii, evet. Anlattık. Nedenleriyle anlattık. Anlatma nedenimiz neydi? İşte Fed'i anlattık. Yurt dışındaki diğer merkez bankalarının tavırlarını konuştuk. Türkiye'deki Merkez Bankası'nın bu konuyla ilgili çalışmalarını konuştuk. Yani iş bu tarafa doğru gidiyor. Başka bir dünyaya geçiş yapılıyor. Bu dünyanın içerisinde bugün var olmasanız da yarın var olmak zorunda kalacaksınız arkadaşlar. O nedenle gidin yatırım yapın demiyorum ama bu işi dikkatli dinleyin. Lütfen sadece 3-5 kuruş kazanmak ya da kaybetmek olarak değerlendirmeyin diye nacizane tavsiyede bulunuyorum. Size eklemek istediğim bir şey var mı abi? Abi çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Keyifli bir yayın oldu. Ağzına sağlık senin de. Hoşça kalın. İyi hafta sonu herkese.